Evet, ben o kadar iyiyim ki alıştı. Ben size ne dedim? Bak, cevaba bak, salağa bak. Evet, ben o kadar iyiyim ki çok da fazla çalışmam gerekmeyecek. Tamam kardeşim. Stardew serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. 10. günde kalmışız. Hemen oyuna geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Daha önceki videoların birinde de bahsetmiştim. Videoları izleyen arkadaşlarım büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Arkadaşlar eğer beğeniyorsanız videoları ve izliyorsanız lütfen kanala abone olun. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Fikrinizi değiştirirseniz zaten çıkabilirsiniz ya da devam edebilirsiniz kalmaya. Artık sizin bileceğiniz iş. Şimdi yine hemen televizyona vurduk. Hemen bakalım falcı ne diyor? Ruhlar bugün fazlasıyla mutlu. Tamam, bu güzel haber. Hava durumuna bakalım. Yarın açık ve güneşli. 9 ile 14 arasında da Luau Festivali olacakmış. Peki, festivale katılacağız. Burada da onun haberi vardır. Sevgili Ron, her yıl düzenlediğimiz Pelikan Kasabası Luau etkinliği için yarın kumsalda toplanacağız. Etkinliğin asıl olayı herkesin hazırlanmasına yardım ettiği ortak yemektir. Katkıda bulunmak için yanında bir şey getirmeyi unutma. Etkinliğimize Vali Bey de katılacak. Dolayısıyla düzgün ve uygun davranmalısın. Sabah 9 ile öğlen 2 arasında kumsala gel. Tamam, öğlen 2'ye kadar kumsala gideceğiz yarın. Şimdi önce şuraları sulayalım. Bu festival için de yanımızda bir şey götürmemiz lazım ama götüreceğimiz şey herhangi bir şey olmamalı. Yani çorbaya koyacağımız, yemeğe karıştıracağımız her şey beğenilmiyor. Kısaca öyle söyleyeyim, bilmeyen arkadaşlar için. Mesela şaraplar falan genellikle beğeniliyor. Ya da işte antik meyvemiz falan olsa, yıldız meyvemiz olsa onlar beğenilir. Ama şu an böyle şeylere sahip değiliz. Bu yüzden bakacağız. Elma falan verilebilir ama elmamız da yok. En kötü ihtimal gidip şey alacağım. Gaz'tan bira alacağım bir tane. Bira karıştıracağım. Çünkü o da beğeniliyor diye hatırlıyorum. Mesela kavunlarımız falan olsa kavun götürürdük. Kavun hiç götürmedim herhalde. Ya da ilk oyunumda belki götürmüşümdür. Hatırlamıyorum şu anda. Neyse biz gider alırız birayı. Sonra envanterimize falan bakarız bir şeyler. Daha iyi bir şey bulursak onu götürürüz. Bulamazsak birayı götürürüz. Sulama işlemimiz bitti. Şimdi hemen gidelim tavuklarla ilgilenelim. Bir sevelim kendilerini. Yumurtaları toplayalım. Sonra mayonez yapacağız. Oo, büyük yumurta var şurada bir tane. Güzel. Büyük yumurta da geldi. Onu halk evine götüreceğiz. Ama şunları yine makinemize yerleştirelim. Bugün şu kısma ahır yerleştirmek istiyorum ama bu ağaçlar engel olacak. Muhtemelen o yüzden ahır yaptırırsak da yine şuraya falan koyarız, sonra onu taşırız. Bir de şuradaki meyvelere bakalım. Elma falan var mı? Yok. Tamam. Toplayalım bunları. Bunları direkt kendimiz yeriz. Enerjimiz azalmış çünkü. Bugün neler yapabiliriz? Bugün madene gidebiliriz. Şansımız iyi diyor. Şey de yok yanımızda. Baltamız da yok zaten. Ağaç falan da kesemeyiz. Odunumuz yeterli olacak mı? Evet, 350 odun ahır için yeterli. Taş yeterli gelmeyebilir. Onu parasıyla Robin'den alır mıyız bilmiyorum. Yeter mi paramız? Onun dışında bırakacağımız şeyleri bir bırakalım şuraya. Şunları bıraktık. Şurada var mı bir şey? Şu ışınlanma totemi üzerimizde kalsın. Bunu satacağım. Şeye, şu silahçıya satacağım. Bunu da satacağım. Bunu aldım. Bugün bir de Maru'nun doğum günü. Ayın 10'u bugün. Tamam, bir tane çilek alalım Maru'ya. Tamamız şu an herhalde. Bir tek taşımız yetersiz gelecek gibi hissediyorum ama göreceğiz. Yani 300 falansa taş ya da 350 ise o zaman alamayız. Bakacağız duruma göre. Evet, burada görüyorsunuz. Çam katranı hazır olmuş. Bir bakalım Robin'e soralım. Aslında bugün inşa ettirsek mükemmel olur ya. Çiftlik yapısı inşa et. Aa, süper. 150 taş, 350 odun, 6000 altın. Tamam, bunu inşa edelim. Şimdi şuraya koyamayacağız muhtemelen. Evet. Halbuki ağaçtan değil ha, şu küçücük çimenlerden dolayı olmuyor. Ha bir de sanırım şurada var. Tamam, buraya olmuyor. Şuraya falan oluyor mu? Yok, olmuyor hiçbir yere. Buraya oluyor. Neyse şimdilik şöyle koyalım. Zaten inek alacak paramız yok. Şimdi Demetrius bir geçebilir miyim? Teşekkürler. Maru'ya hediyesini verelim. Doğum günümü hatırlamışsın. Teşekkür ederim. Harikasın. Ne demek? Mevsimin tadını çıkarıyor musun? Evet, çok fena çıkarıyorum mevsimin tadını. Bu yıl hava çok sıcak olacak. Analiz desen var Maru'da. Yaz ayı çünkü. Şimdi birayı gidip alalım mı önce? Saat 11:50. Kaçta açıyordu? 12'de açıyordu sanırım. Ne yapalım? Birayı gidip alalım mı? Neyse hadi alalım ya, tamam. Aslında zaman kaybetmek istemiyorum ama başka da verebilecek doğru düzgün bir şeyimiz yok o yüzden. Jody, nasıl? Vakit 12:20 mi olmuş? Amanın.
Acelesi var Jody'nin. Yarın çalışmak zorunda değilim. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Evet, yarın tatil. Jody diyor ki yapacak bir ton işim var. Alex, seninle gel şu aramızdaki buzları eritelim ha. Ne dersin? Selam çiftçi çocuk, sana bir sorum var. Hadi bakalım, ne soracaksın, çok merak ediyorum. Sence profesyonel olabilecek miyim? Ne konuda Alex? Gerizekalılık konusundaysa kesinlikle bir profesyonelsin çünkü. Kaderinde spor efsanesi olmak var. Çok çalışırsan belki olursun. Hayır, büyük olasılıkla başarısız olup tezgahtar falan olacaksın. Şimdi böyle deyip çocuğun hevesini kırmak istemiyorum. Her ne kadar şu an aramız olmasa da. Kaderinde spor efsanesi olmak var da çok şey. Yani buna bak, Alex gibi bir adama bunu dersen. Bu der ki ya ben zaten çok iyiyim abi, egoluyum, saçlarım mükemmel, kızlar bayılıyor abi saçlarıma falan, zaten böyle takılıyor. Bunu dersek bu hiçbir şey çalışmaz. Hiçbir şey de olmaz. O yüzden çok çalışırsan belki olursun diyeceğim. Evet, ben o kadar iyiyim ki alıştı. Ben size ne dedim? Bak, cevaba bak, salağa bak. Evet, ben o kadar iyiyim ki çok da fazla çalışmam gerekmeyecek. Tamam kardeşim, sen çalışma, tamam mı? Senden bir cacık olmaz, onu söyleyeyim de. Ya yok, hani aramızı düzeltelim falan diyorum da. Ya şu üsluba bakar mısınız arkadaşlar? Bununla neyi düzeltebilirim ki? Şu hareketlere bak. Hiç de çalışırken görmüyoruz. Burada dikiliyorsun bütün gün. Git de bir çalış göreyim. Topu elinde zıplatıyorsun sadece. Başka bir olayın yok. Bir de Hayley'e yürüyorsun. Başka da bir şey yok yani. Neyse, gelmişken şu halk evine de vereceğimizi verelim. Ne verecektik? Yumurta verecektik. Başka var mı bir şey? Ha bir de şu var. Tamam. Yo, buraya değilmiş. Hayvan ürünlerine o zaman. Tamam. Ya bu reçine yok muydu ya burada? Ben mi yanlış hatırlıyorum? E nerede peki? Zanaat odası. Herhalde aşağıda, bir bakalım oraya. Aynen buradaymış. Bunu da koyduk. Ya çam katranı da olurmuş. Onu alsaydık keşke, yolda almadım. Şimdi buradan çıkalım. Saat 2'ye doğru zaten madende oluruz. Tavşi. Şu şeyi de satalım. Şu elimizdeki kullanmayacağımız kılıcı falan da satalım. Bir tane de mızrak gibi bir şey vardı, onu da satalım. Ne kadar? 100. Tamam. Şu 250. Bir dakika ya, bu niye bu kadar pahalı? 15-26. 15-24. Bu çok daha iyiymiş. Nasıl vuruyor bu? Ha bu bıçak gibi ya. Yok, ben bunu satarım arkadaşlar, istemiyorum bunu. Tamam, başka burada satabileceğimiz bir şey yok. Devam edelim. Kaçıncı katta kalmıştık madende? 50'de mi 55'te mi? Artık şu altın katına bir gelsek keşke. Şimdi buraya koyabileceğimiz şunları koy. Üzümü koy. Salatayı da koy ya. Bunlar yeter mi? Dur bakayım, şunu bir yiyeyim. Bir tane salata, bir tane bundan. Ya da iki salata alayım. Bu dursun üzerimde. Sulama kabını bırak. Bunu bırak. Birayı bırak. Tamam. 55'te kalmışız. Peki. Hızlıca 60'a gidelim. Yola çıkma. Bakayım. Değil gibi. Bütün jeot bulduk. Bu bütün jeotlarla çölde takas yapabiliyorsunuz oradaki satıcıyla. Yani mesela diyor ki şu kadar bütün jeot ver, ben sana bunu vereyim. Oradan da işe yarar şeyler bulabiliyoruz. İçinden de iyi şeyler çıkabiliyor. Şu kuvarsı da alalım. Marnie'ye vereceğim şimdilik kuvarsları. Aslında elmas vermek daha iyi ama elmasımız hiç yok. Mesela bir makine var, biliyorsunuzdur. Maden çoğaltmaya yarıyor işte. Değerli taşları çoğaltmaya yarıyor. Ondan olsa elmasları oraya koyacağım. Oradan üreteceğim ama o da yok. Neyse biraz inelim belki. Hah bak, yola çıkmış mesela. Şuradan kuvarsı alacağız. Bu tarafta var mı bir şey? Ha, buraya da yol açıldı zaten. Tamam. Yukarıda bakalım. Altmışta sanırım açılıyor altın katı. Altın açılsın. Şu fıskiyelerden yapacağız bol bol. Ve bu sulama çilesinden kurtulmuş olacağız. Ya sadece sulamak problem değil, zaman olarak çok geriye düşüyoruz. Yani bize 2-3 saat kaybettiriyor her sabah. Öyle bir problem var. Bakırımız da bayağı azaldı. Bu katlarda da pek çıkmıyor. Bakır toplamak için yine 20'lere falan inmemiz gerekecek bir ara. Şöyle ilerleyelim. Burası bayağı dar ve uzun bir yol gibi görünüyor. Bu tokmaktan da çok memnun kalmadım. Aslında güzel vuruyor. Yani şu an aslında yeterli değil ama fena da vurmuyordu, alt katlarda daha iyiydi. Ama şöyle bir sıkıntısı var, çok yavaş, yani çok ağır kalıyor kılıca göre. Kazmayı da bir fırsat bulduğumda yenilemek istiyorum. Yani çelik kazma olsa çok daha iyi olur. Çünkü bu katlarda mesela yetersiz gelmeye başladı bile. Ki şimdi 60'a indiğimizde iyice yetersiz gelmeye başlayacak. Bu yüzden onu daha en kısa zamanda geliştireceğiz.
Biraz altın toplasak gidip geliştireceğim zaten de. Şu an altın için bekliyorum. Burası da berbat bir yolmuş. Ama aşağıda bayağı şey var. Girmeyeceğim. Aşağıda bayağı sandık var. Çok zaman kaybettik burada. Ama bu kadar gelmişken şu alttaki kutuları kırmazsam uyuyamam. Ama cidden şu da bir gerçek. İnanılmaz zaman kaybediyorum şu an. Evet, sonunda geldik. Hadi bakalım ne çıkacak. Değecek mi geldiğimize? Şu ana kadar değmiyor. Hala değmedi. Hala değmedi ve değmedi. Evet, saçma sapan şeyler. Parıldayan yüzük. Bundan var zaten. Bunu direkt at. Yol neredeydi? Ta üstte değil mi şimdi? Bir de oraya çıkacağız. Ya müthiş bir zaman israfı. Saat 10 oldu ve anca geldik. Hançer çıktı buradan da çıka çıka. Berbat. Oltamızı bırakmıştık. Buradan da balık tutacağız. 60'ta da devam ediyormuş. Direkt çok hızlı bakalım ilerleyebilir miyim? Çünkü şeyimiz var ya. Totemimiz var. Bu arada ölüyormuşum ben. Sağlığım bitmiş. Bunları dövmeden olmayacak. Demirleri aslında toplamama gerek yok artık ya. Şurada direkt bir yol olsa ne kadar güzel olurdu ama yok. Saat 11. Sanırım yetişemeyeceğiz. Şurada bir açık yol olsa. Bari şuradaki gök zümrütünü alalım. Bunu da Emily'ye veririz. Şuradaki kuvarsları topladık. Hadi şurada bir yol açık olsun ya direkt. Yapma 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 öyle ya. Şuradan yol çıksa keşke. Hadi bir oldu saat, lütfen yol çıksın ya. Hah vallahi çıktı. Tamam çok güzel, 65'e kadar geldik. Şimdi madenden ayrıl dedik. Şuradan eşyalarımızı düzenleyelim. Direkt çiftliğe ışınlanacağım. Tamam. Şimdi ışınlanalım hemen çiftliğe. Mayonezleri alacak zamanımız var aslında. Hadi alalım. Ama satmaya zamanımız var mı? Orası biraz şüpheli. Dur çık 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 çık. Eve gir eve gir eve gir eve gir. Tamam girdim. Yatağımıza yattık ve uyuduk. Güzel, bugün 10 kat ilerledik yine ya, şaka maka. Hem de son 5 katı hani birkaç saat kala ilerledik. Saat 10.30 muydu? 10 muydu? Öyle bir şeydi. Güzel. Işınlanma totemi de işimize yaramış oldu. Bugün festival günü. Ama önce televizyon izleyelim. Topraktan geçinmek. Yarından itibaren dünya çapında kıyıya aşırı miktarda mercan ve deniz kabuğu vurması bekleniyor. Bilim adamı değilim ama yengeç üreme dönemiyle alakası olduğunu duydum. Her neyse. Sahili biraz tarayarak iyi gelir elde edebilirsiniz. Yani burada diyor ki hani biz gidiyorduk ya sahilin sağ bölümünden mercan falan topluyorduk. Burada da diyor ki yarın orada çok fazla mercan olacak, gidin toplayın diyor. Tamam, falcı ne diyor? Bugün bir nebze kaygılı. Tamam, hava durumuna bakalım. Tüm gün açık ve güneşli peki. Şimdi burada olan bir şeyimiz var mı? Hala yok. Karga kaybol ya, yediniz ya şunun alayını yediniz. Şu şeylerimizi bir bırakalım. Buraya bırakacak bir şey var mı? Yok. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Bu kristal meyveyi falan verdik değil mi? Tamam vermişiz. Ben şunları yiyeyim. Bu çok iyi enerji veriyordu galiba, bakayım. Evet, fena değil. Şunu da ye. Bunu bırakalım. Şurayı bir düzenleyelim. Tamam. Götürebileceğimiz ne var ona bakıyorum. Çilek var herhalde en iyi götürebileceğimiz. Karnabahar, çilek. Ben bira götüreceğim. Zanaat ürünüdür. Daha iyidir. Şimdi şunları hızlıca ben bir sulayayım. Ardından da festivale doğru yola çıkalım. Ha bir de tabii yumurtaları falan toplarım. Tamamdır. Sulama işimizi hallettik. Şuraya koyduğumuz yumurtaları alalım. Ya da almaya gerek yok aslında. Bakayım biz şey yapamıyor muyuz? Yüzey kristalimiz var. Başka ne lazımdı? Bakır lazım. Bir de ne lazımdı? Taş ve odun. Tamam o da var. Odunumuz yokmuş. Mayonez makinesi yapacaktım da yine. Tavuklarımızı sevdik. İçeri girelim. Bugün iki tane büyük yumurtamız var. Çok iyi. Kahverengi büyük yumurta olsun, onu da şey yapacağız. Koyacağız halk evine. Tamam burası oldu. Yine şu gidip meyveye bakalım. Evet, erik ve baharat meyvesi var. Bize gelmez. Tamam, sahile doğru yola çıkalım. Bir de şu şapkamızı çıkaralım. Bu neymiş? Heh, şunu da alalım. Evet, bakalım gidiyoruz kumsala doğru. Bu arada bahsettiğim bir mod vardı ya. İşte ilişki ilerledikçe konuşmalar çeşitleniyor falan. Onu ben kurmayı unutuyorum sürekli. Aa Hayley, dur. Önce bir konuşalım. Eğer güneşte çok kalırsan saçlarının rengi açılır, biliyorum. Sadece sağlıklı miktarda güneş ışığı almak istiyorum. Her şeyde ölçülü olmak gerekir değil mi? Ne kadar da sağlığına dikkat eden bir hanımefendi. Evet, festivale geldik. Bakalım.
Diğer neler satıyormuş? Palmiye ağacı çıkartması, orman çıkartması, tavan asması, yıldız meyvesi. Düz meşale. Aslında şunu alabiliriz de. Neyse, hiç harcamayacağım para. Bakalım bir herkesle konuşalım. Şuradan başlayarak. Aa, bu yol kapalı, tamam. Penny ne diyor? Bu şöleni her yıl vadenin sunabildiği her şeyi tatmak için yapıyoruz. Başkan Lewis, bu şölen sayesinde valinin gözüne girebileceğimiz kanaatinde. Sırf bu yüzden çorbanın tadına kafayı takıyor. Sam, vali mi? Kimin umrunda? Adamım ya. Tanımadığım yaşlı bir adam neden umurumda olsun ki? Artı sonsuz bu arada. Ağaçların arkasında olacağım. Hava orada çok daha serin. Marlon abimiz çok gizemli takılıyor. Hediye de veremiyoruz mesela. Lia. Çiftlik nasıl gidiyor? Bu aralar işler yoğun olmalı. Evet, hiç sorma. Sulamak çok yoruyor beni. Geç uyandım ve dışarı adım attığım anda kendimi bu karmaşanın içinde buldum. Bugün luau olduğunu unutmuşum, evet ya. Gürültüden kesin uyanırsın böyle sabahın köründe. Kızartmayı en iyi şekilde yapmak için yavaş ve kararlılıkla döndürmek gerek. Evet, Linus burada bir şeyler pişiriyor. Linus ne kızartıyorsa harika kokuyor. Ağzını şapırdatıyor bir de. İyi ki güneş kremiyle gelmişim diyor Harvey. Acaba moru omzuna güneş kremi... burada da başka bir dünya yaşanıyor gördüğünüz gibi. Clint, tıka basa doydum ama yine de yiyecek. Başka ne var acaba? Clint, doy artık kardeşim. Her festival böylesin. Yıllardan birinde Sam çorbanın içine 1 kilo hamsi koymuştu. Sam'in neden halka hizmet süresinde lider olduğunu merak etmiş miydin? Evet, aferin. Geldik yine bu salağın yanına. Kumsalda parti yapma mevsimi geldi. Başka işin yok zaten. Dans ederdim ama terlemek istemiyorum. Aman. Terleme sen işte ama sen hiç terlemiyorsun. Evet, Emily yine çok meşgul dans etmekle. Çocuklar, sıkıldım. Vincent iyi bir dansçı değil. Tamam hadi, kavga etmeyin. Müzik aşırı gürültülü. Rahat rahat denizin tadını çıkartamayacak mıyım? Dedem bir kere de mutlu ol be. Denizin kokusu beni yıllar yıllar önceye götürüyor. O zamanlar sen yoktun daha. Evet teyzem, biz yoktuk o zamanlar. Konuşmadığımız kimse kaldı mı? Şurada Abigail var sanırım. Herkesle iletişim halinde olmak çok yorucu. Denizi izlemeyi tercih ederim. Buna da artı bir. Willy de buradaymış. Onunla da bir konuşalım. Merhaba Ron, temiz hava almaya mı geldin? Yo, festivale geldim. Ne yalan söyleyeyim, burada olmak yerine balık tutmayı tercih ederdim. Tutabilirsin aslında şu an. Zaten bütün ekipmanların da burada. Büyücü var burada bu arada. Dur bakalım, ona da gidelim. Deniz halkı sizin şölenlerinize meraklıdır. Deniz halkı? Denizi kirlettiğinizde üzülürler. Büyücü deniz halkı falan diyor. Demek ki denizde yaşayan farklı bir medeniyetten bahsediyor. Ya da ben sallıyorum şu anda. Shane? Vay be, şehirde bunun gibi acı sos bulamazsın. Mesela, acı sos. Shane diyor ki şehirde bunun gibi bir acı sos bulamazsın. Acaba buradan Shane'in acı bir şeyler sevdiğini çıkarıyor olabilir miyiz acaba? Başka kim kaldı? Kimse kalmadı herhalde. Ha, Jody var. Şurada bir de Caroline var. Gus var. Karışık çorbanın içine bahçemden taze sebzeler ekledim. Umarım bu yıl çorbanın tadı güzeldir. Bir de Gus kaldı. Şu lanet olasıca kum sinekleri yemeklerin üstüne konuyor. Bir şey olmaz. Başkan. Canlan, vali yıllık ziyaret için aramızda. Eğer karışık çorba için bir şey getirdiysen kazana eklemeyi unutma. Tamam, ekleyeceğiz. Hayır, bir dakika, eklemedim. Valiyle de bir konuşalım. Ne güzel bir etkinlik. Yıldız Çiğ Vadisi'ni ziyaret etmek büyük bir zevk. Hanımla konuşayım da buradan yazlık alalım. Evet, Pam de buradaymış. Beleş yemek. Burada yaşamanın iyi yanlarından biri de bu. Tadını çıkar evlat. Şimdi şuraya gelelim ve biramızı içine atalım. Tamamdır. Gidip etkinliği başlatabiliriz artık. Ve etkinliğimiz... başlıyor. Pekala millet, yine bir karışık çorba seremonisine başlayacağız. Hepinizin elindeki en kaliteli ürünü çorbaya katacağına güveniyorum. Valinin vadiye ziyaretinde pişmanlık duymasını istemeyiz. Yani elimizden geleni yaptık. Buyurun vali bey, çorbamızın tadına bakma onurunu bizlere layık görür müydünüz acaba? Abi bu nasıl bir cümle ya? Vali de diyor ki elbette, bir yıldır bu anı bekliyorum. İyi hadi bakalım. Bir kaşık aldı. İçti. Ne diyecek? Beğendi. Harika bir çorba olmuş. Bu vadiden insanın önüne hiç kötü bir şey gelmez. Şimdi başkan da bakacak tadına. Nefis. Bugün harika iş çıkardınız. İyi hadi bakalım, beğendiler çorbayı. Şimdi kim çorba istiyor? Tabii ki herkes. Clint bak nasıl geliyor, yürüyüşe bak. Luau çok iyi geçti. Çorbaya tadını güzelleştirecek bir şey eklemem iyi oldu. Tamam, güzel bir festival oldu ve saat 10 olmuş bu arada. Biz şapkamızı geri takalım. Şu mayonezleri halledelim. Bir de bir şey götürecektik biz, unutmuştuk. Ha, çam katranı vardı, onu götüreceğiz. Tamamdır. Şimdi şunları da bir gidelim halk evine götürelim. Şu an bebek ağlamasını duyuyor musunuz? Çünkü ben çok duyuyorum.
Geldik halk evine. Hemen şunları bırakalım. Heh, mesela gökzümrütü buraya. Kırmızı lahana, ayçiçeği şuraya, ayçiçeği götüreceğiz arkadaşlar. Bunu bana hatırlatın diyeceğim de nasıl hatırlatacaksınız? Bakayım. Meşale çinesi buraya da mı lazım? Tamam. Nar, tavşan ayağı, şarap. Tamam. Buraya da kefal lazım. Kefal, tamam. Bu donmuş gözyaşı nereye? Bu sağ altadır o zaman. Bunu koyduk, bunu koyduk. Yine yüzey kristali almayı unutmuşuz yanımıza. Süper. Saat 12 oldu. Eve cidden yetişemeyeceğiz. Çam katranını koymam lazım. Şunu al, sen de bunu al. Tamam, burayı tamamladık. Ödül olarak ne aldık? Güz armağanı. Toplayıcılık artı 2, savunma artı 2. Tamam, güzel. Şimdi yeni bir yer daha açılacak. Tamamdır. Şimdi koşa koşa şeye gitmemiz lazım. Eve gitmemiz lazım. Saat 12.30. Yetişiriz herhalde. Yarın sabah Clint'ten artık şu baltayı falan alsak da, oraları bir açsak da şu şeyi taşısak. Bir de lütfen artık şu kavunlar olabilir mi ya? 13 günde mi oluyorlardı? Galiba ayın 13'ünde olacaklar. Ama bize para lazım ve şu an kazanamıyoruz balıkta tutmadığımız için bugünlerde. Bakın büyük yumurta koyduğumuz için altın mayonez olmuş. Bu şimdi daha çok para edecek. Hemen satalım buraya. Başka satacağımız bir şey yok. Girdik evimize ve uyuyoruz. Evet, çelik balta hazır edilmiş. Artık onu alırız. Bakalım burada yaban mersinlerimiz olmuş. Şeyler neydi adı? Şerbetçi otu. Onlar olmuş. Domatesler olmuş burada. Biberlerimiz olmuş. Güzel. Bayağı bir şeyler olmuş. Bir tane de mesajımız var. Artık önümüzdeki bölüm bunları toplayıp biraz para kazanmaya başlayacağız. Gerekli olanları halk evine götüreceğiz. Ondan sonra baltamızla ağaç keseceğiz. Şu şeyin yerini değiştireceğiz. Ahırın falan filan. Yapacak çok işimiz var. Ama önümüzdeki bölüm. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.